Ve kendinizi izliyor musunuz sonra? Tabii ki. Tabii ki. Dublaj yapıyoruz öncelikle. Ha, dublaj sesi. Tabii dublajda bir ön izleme oluyor ama onun sonrasında mutlaka dizi izliyoruz. Peki onu izlerken böyle kendinize kızdığınız, sinir olduğunuz ya da birbirinizi eleştirdiğiniz yerler oluyor mu? Benim oluyor. Tabii ki oluyor. Olmaz mı? Yani... Bir şey var. Mesela ikiniz de tabii ki oyuncusunuz filan ama ne bileyim ben belki sen karşındakinden daha farklı bir şekilde o rolünü yapmasını istiyorsun ya da sen daha farklı bir şekilde yapmasını istiyorsun. Fakat yapmıyor, tamam mı? Şimdi bir saygı da var. Hani o da profesyonel, sen de profesyonelsin. Ya da hani dizideki amatör gibi olsa bile karışıyor musunuz hiçbirbirine? Şurada da şunu yapma be kızım falan ya da hani. Yani öyle değil ama şeyden önce, kayıttan önce konuşuyoruz. Yani tabii prova yapıyoruz ya da eğer çok önemli bir sahneyse o, yani mesela bölümün çok iyi sahnelerinden birisi ve ilerisini ilgilendiriyorsa oturuyoruz konuşuyoruz. Yani bunu nasıl oynayalım, prova yapıyoruz, o sırada söylüyoruz birbirimize ama şey çok profesyonel dillerde tabii anlatıyoruz bunu. Yönetmen de var sonuçta. Tabii yönetmen bir de oyun var. Kuruluyor, bir matematiği kuruyoruz. İşte ben böyle yapacağım, sen şöyle yapacaksın. Sonra prova içerisinde birazcık daha oyunu oturtuyoruz ve kayıt dendiğinde bazen kayıtta provada yapmadığımız şeyler olabiliyor. Sürprizler olabiliyor ve ikimiz de ya da diğer oyuncular biliyor bunu. Hani ben bunu kayıda saklayayım. Çünkü o adrenalin yükseldiği zaman onu provada bitirmek istemiyor insan. Ha bir de bu böyle hani kayıda saklayayım orada da bir sürpriz. Oo. Orası çok zevkli. Çok zevkli. Tahmin edebiliyorum. Tabii ki o parametreler içerisinde hiçbir zaman o sınırı aşmayacak derecede. Çünkü yani orada da karşındaki oyuncu sana senin bilmediğin bir şey yapıyorsan da bilmediğin bir şey, bilmediği bir şey yapıyorsun. O da sana bilmediğin bir şey yapıyor. Yani dolayısıyla oluyor mu? Ama çok oluyor, güzel şeyler çıkıyor. Eğer olmadıysa kesiyoruz. Tabii, bir daha yapıyoruz. Ne olacak? Nasıl montajı var bu iş. Ama o işin zevki gerçekten. Herhalde yani. Tahmin edebiliyorum onu da bayağı bize. Peki çok enteresan şeyler yaşadığınızı başınıza ne bileyim ben dekor devrinde tam şey yaparken gülmek krizi tutar, hapşurma krizi tutar. Bir sürü şeyler olabilir yani. Bana olmuyor pek fazla ama. Benim dalağım düşük. Vallahi olmuyor. Vallahi benim dalağım düşük. Tutamam kendimi. Bazen yani bir geldi mi diyelim ki 10 saat çalışmışız, 15 saat çalışmışız. Konsantrasyonum gidiyor. Bir şey bir lafı diyeceğim. Karşımdaki insanın bakışından bile gülmem geliyor. Sinirim bozuluyor. Evet yani hani kameramana bakıyorum. Sinirim bozuluyor. Niye o adam önünde kamerayı tutuyor? Her şey gülme geliyor. Yani o zaman da 15 tekrar, 20 tekrar, 30 tekrar oluyor bazen. Ay oluyor bir de yani. O tekrar dedikçe daha da sıkılıp daha da çünkü gülüyorsun. Çünkü bu sefer herkesin siniri bozulmaya başlıyor. Herkes, bir kere biz 20 çünkü herkes evine çabuk gitmek istiyor. Onun zamanından çalıyorsun o zaman yani. Ay. Hayır, hata yaptığımız zaman böyle yani. Mesela yanlış bir şey yaptığımız zaman hani tekrar çek ne oluyor? O 3 dakika oradaki setçi arkadaşımızın zamanından gidiyor. Çünkü biz sonuçta onlar gibi çalışmıyoruz. Hani tamam biz de çok çalışıyoruz ama ne bileyim ben 12'de gelebiliyorum ama ben 12'de geldiğimde o yine saat 7'de 8'de gelmiş oluyor. Tabii. Ben 8'de gittiysem akşam o saat 2'ye kadar yine orada olmuş oluyor. O yüzden öyle bir stresi var yani. Evet. Ay o çok zor bir şey ya. Düşünsene bir de kendini daha bir kasmaya çalışırsın. Yazık çocuklar eve gitmesi lazım artık. Hani bir yani şey her şeyi, daha da bir her şeyi bir arada düşünüyorsunuz. Her şeyi bir arada düşünüyorsunuz. Bu meslek esasında böyle bir sorumluluğu getiriyor. Çünkü her şeyi bir arada düşünme, hani çok pratik olmak gerekiyor, çok sorumluluk sahibi olmak gerekiyor. O yüzden de evet, zor. Ve bir saatte antrende hoş seda oluyor, en acısı o. Evet. Yani 6 gün gece gündüz çalışıyorsunuz, bir saatte antende yok oluyor gidiyor yani. Allah'tan internette şimdi var da hani duruyor gerçekten. Mesela interneti ben o yüzden seviyorum, yani çok ilgilenmiyorum ama. En azından yaptıklarımız artık duruyor. Yani kalıyor. Kendin yani. Peki bölümleri topluyor musun? Yani arşiv yapıyor musun? Yani yok. Pek yaptığım söylenemez ama iyi bölümleri topluyorum. Hani burada iyi oynadım bir kalsın. Yok iyi oynadım değil. Hani iyi bölüm. Bazı bölümler gerçekten iyi oluyor. Hani çok iyi oluyor. Bazıları orta oluyor. Bazıları kötü oluyor. Yani her hafta bir şey çekiyorsun. Böyle her bölüm aynı olmuyor. Bazen ben kötü oynuyorum. Bazen senarist kötü yazıyor. Bazen yönetmen yanlış çekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu olabiliyor. Ama bazen gerçekten kült bölümler oluyor. Onları topluyorum tabii ki. Evet. Bir bölüm izleyelim bakalım. Kült bölümü seçmişiz size. Tamam bakalım. Allah'ım sen bize yardım et. Biz boşuna işkence ediyoruz bu çocuğa. Gerçekten boşuna işkence ediyoruz. Ya 4 ay içinde 4. ameliyat bu. O kurşunlar yüzünden eli sakat kalacak oğlum.
Ve hiçbir zaman normal çocuklar gibi olmayacak. Hiçbir zaman normal çocuklar Sabiha. Gibi olmayacak. Sabiha. Hiçbir zaman normal Sabiha. Çocuklar gibi olmayacak. Sabiha. Ne olursa yapma canım. Düzelecek, göreceksin. Ne zaman Galip? Bilmiyorum. Ne zaman? Bilmiyorum. Ne zaman? Aylardır hastanede yaşıyoruz. Milletin biri bitiyor, biri başlıyor. Tabii ya. Efendim? Hı. Mustafa Bey. Hı. Ne hoş bir adam. Hı? Mustafa Bey çok hoş bir adam. Ailesiyle ne kadar ilgili, gördün mü? Üstelik taze dul. Hüzünlü. Ve yalnız. Ve kalbi kırık. Kemal'i boşa, sana alalım Mustafa Bey istersen, ha? Aynı münasebet canım. Ben gayet memnunum kocamdan. Ben onu senin için söylemiştim. Yani bir Mustafa'mız eksikti. O da tam olur. Olmaz mı? Ruslar'cığım. Benden geçti. Hayat boyu yetecek kadar ders aldım bu işlerden ben. Ya üf, bebek miyim ben? Saçımı elleme. Kerem'inkini sev bak. Sen de benim bebeğimsin. Kerem de benim bebeğim. Canımın istediği kadar severim sizi. At. Zeynep. Duydun mu? At dedi. Kerem? Kerem, inanamıyorum. Konuştun. Oğlum. Bunu hemen Galip'e söylemem. Rıza. Sen niye buradasın? Niye Kerem'i almaya gitmedin? Aradım biraz önce ama daha pasta kesmemişler. Pasta biraz geç gelmiş de arayacaklar beni. Ya yürü git al getir çocuğu. Koca cumartesiyi orada geçirdi Rıza. Bütün hafta orada kalıyor zaten. Yapsalardı bu saate kadar, ne yapacaklarsa. Uyku saati gelecek, yüzünü göremeyeceğim yine. Abi yürü git. Tamam. Allah Allah. Çocuğumu da göremeyeceğim. Erkan, hayırlara karşı senin sinirin de aman mı diyeyim. Film film. Dizi. Böyle sinir, böyle mi sinirlenirsin? Allah kimseyi sinirlendirmesin efendim. Böyle mi sinirlenirsin ya yok böyle bir... Canım, olur mu? Kaç yıl okulunu okuduk böyle sinirlenmek için sabah. Sezonludur yani. yalan mı? Sen anlat. Yok şöyle görmedim Erkan'ı ben. Neşeliyimdir yani. Ya biliyorum neşeli olduğunu ama hani sinirlendiğin zaman yani ne kadar neşeli olursa olsun onu bir tuttu mu tutar çünkü. Mesela benim de bir sinirli halimi görmeyin yani. Herkesin öyle sinirli hali. Tabii. Yalnız bizim değil yani. Birçok insanın öyle. Kimse öyle. Her zaman sinirlidir ama böyle çok içine atıp da son anda patlayanlar patlar. Yani patlasın, içinde patlamasın da. Evet. Çünkü o daha kötü yani. Daha beter hani dışarı attığın zaman hiç olmazsa gidiyor üstünden ay, yani. Kolla kendini. Yani, tamam. En azından yani. Tabii peki, öyle atıyor ölçüler. Musun dışına? Nasıl? Dışına öyle atıyor musun bir anda tutup? Yok canım ya. Ben söyledim. Ay ben hayır ben biraz seninkini merak ediyorum. Şimdi ben bunu görünce korktum çünkü bir kısa mahvoluruz yani. Ben sinirleniyorum tabii canım. Sinirlenmez miyim? Yani insan gibi ben de sinirleniyorum ama bu kadar olmuyor tabii. Öyle yani. Dengelisin. Öyle bağırıp yok yani ne dengeli olayım? Hangi insan dengeli ki Allah aşkına? dengeli yani. Olsan buralarda ne işin var? Ha, hepimiz yani hani ekranın önünde olan insanlar gerçekten hani çok dengeli insanlar değil herhalde bir şekilde bu işi götürebilmek için. Zor meslek tabii. Hani şu anda işte canlı yayındayız yani. Canlı bomba gibi yani. Tabii canım. Ağzından bir yanlış bir şey çıksa hayatın biter işte yani. Kolay bir şey değil gerçekten. Aynen. Çok mesai. Senin işin daha zor çünkü sen hep canlı yayındasın. Biz en azından arasına giriyoruz. Arasına giriyorsunuz değil mi? Sezonda bir iki yırtıyorsunuz. Evet.